Arte TV Haber Merkezi'nden tekrar iyi akşamlar. Odak'la ekranlarınızdayız. Bu kez bu akşam 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle sürdürülen barış mücadelesini konuşacağız. Savaş politikalarının getirdiği yıkım nelere yol açıyor? En temel insan haklarından olan barış hakkı için sürdürülen mücadelede hak savunucuları neler yaşıyor? Kürt sorununda demokratik çözüm nasıl mümkün olur ve siyasilere hangi görevler düşüyor? Cumartesi anneleri adına kayıp yakını Ayşe Tepe ve HDP sözcüsü Ebru Günay konuğumuz olacak. Başlayalım. Barış mücadelesini konuşacağız bu akşam dedik. İlk konuğumuz Cumartesi anneleri adına kayıp yakını Ayşe Tepe. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz şimdiden. Savaş politikalarının en yıkıcı sonuçlarından biri de özellikle 90'larda tabii son süreçte de yenileri eklendi ne yazık ki. Kayıplar, gözaltında kaybetmeler ve faili meçhuller oldu. Siz de bir kayıp yakını olarak yıllardır buna karşı bir adalet mücadelesi yürütüyorsunuz. Aynı zamanda bir barış mücadelesi yürütüyorsunuz. Şunu soralım önce, barışın önemi sizin için nedir? Buyurun. Sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi evet son 90'larda yaşadığınız çok yoğun bir savaş süreci vardı ama görüyoruz ki hala bu süreç devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, savaş sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Dünyanın birçok yerinde yaşanıyor ve bu insanlık ailesinin en temel sorunlarından biri. Savaşı çok konuşuyoruz. Savaşın yıkımlarını, savaşın travmalarını, çocuklar üzerindeki etkileri, kadınlar üzerindeki etkilerini. Evet, bunları anlatmak gerekiyor. Çok konuşuruz. Ama bence savaş kadar barışı da konuşmak lazım. Barışı çok dillendirmek lazım. Barışı sürekli gündemde tutmak lazım. Barışın kazanımlarını bütün topluma yaymak lazım, anlatmak lazım, bilinçlendirmek lazım. Bir toplumda barış varsa orada demokrasinin kültürünün gelişeceğini, topluma kültürel anlamda, sosyal anlamda, ekonomik refah anlamında birçok şeyi kazandıracağını anlatmak gerekiyor. Belki de barışı en çok dillendirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Çünkü dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, bugün Afganistan'da yaşanan çok büyük bir sorun var, mülteci sorunu var. Bunların hepsi savaşın getirdiği yıkımların sonucu. Barış o yüzden çok anlam yüklü bir kavram. Çok çok anlam yüklü bir kavram. Çok kullanıyoruz ama içeriğini de dolu dolu doldurmamız gereken bir kavram. Fakat bu kavramı herhangi biri veya herhangi birimiz kendi kişisel düşüncelerimize göre ya da kendi beklentilerimize göre, kendi ifadelerimize göre tek başına anlatmamamız gerekiyor. Çok evrensel temel ilkeler üzerinde barışı anlatmak gerekiyor. Çünkü herkesin kendine göre bazen bir barış anlayışı oluyor. Barış öyle bir şey değil. Bu nedenle ben mesela uluslararası sözleşmelere çok önem veren bir insanım. Mesela BM İnsan Hakları Sözleşmesi'nde var. BM Genel Kurulu'nda dile getirilen, yine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde insanın temel yaşama hakkına yönelik yapılan konulan maddeler var. Bunların hepsi aslında barışın nasıl olması gerektiğini, barışın evrensel bir kavram olması gerektiğini, barış konuşurken amalara, işte ben savaşa karşıyım ama şurada şu olabilir. Yani kendimize göre bir barış kavramı üretmememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman aslında ben barış istiyorum diyen bir insanın ayrımcılıktan uzaklaşması gerekiyor. Irkçı tutum, yaklaşım ve söylemlerden, ötekileştirmeden, toplumun her kesimine uzlaşıcı bir anlayışla yaklaşması gerekiyor. Bu kavramlardan da uzak durması gerekiyor. O yüzden barışı sadece belli kavramlara sıkıştırmamak, toplumun geneline yaymak ve bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bir barış kültürü oluşturmak gerekiyor ve bunu toplumun tüm tabakalarına yaymak gerekiyor. Çünkü barış sadece bir kesimin savunuculuğunu yapması gereken bir şey değil.
Barış hepimiz için geçerli, hepimiz için lazım. Toplumun bütün kesimleri için, refah için, demokrasi için, bir arada yaşayabilmek için, yani temel dinamiklerimizi ayakta tutabilmek için hepimizin barışı dillendirmemiz gerekiyor ve gündeme taşımamız gerekiyor. O yüzden bence savaşın bu kadar tırmandırıldığı bir dönemde en çok barıştan söz etmeliyiz. O yüzden çok anlam yüklü bir kavram. Bir ortaklaşmadan söz ediyorsunuz aslında barış kültürü diyerek. İnsan hakları savunucuları, sizler yıllardır bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz, tekrar vurgulayalım. Bu ortaklaşma için peki sizce muhalefet partilerine neler düşüyor? Muhalefet partilerine çok görev düşüyor. Ve gerçekten muhalefet partilerinin söylemlerinde, tutumlarında, davranışlarında ortaklaşa bir dil geliştirmeleri gerekiyor. Yani herhangi bir belediye başkanının ırkçı bir söylemi bence muhalefet partisi içerisinde yer bulmamalıdır. Yani bunu kabul etmemeliler. Çünkü bizim o dili ve söylemi bir kere yakalamamız gerekiyor. Ve bu basit bir şey değil. Yani bu söylemi, bu tavrı yakalamak aslında kolay da değil. Hani bir yerde kolay gibi ama maalesef bazı kesimler bunu çok zorlaştırıyor. O yüzden muhalefet partilerine çok görev düşüyor. Yani o ortak dili ve söylemi yakalamak, onun içerisinde daha uzlaştırıcı, daha diyaloğa açık, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir tavır içinde olmak gerekiyor. Maalesef biz bugün Türkiye'de muhalefet partilerinin bu söylemi yeterince yakalayamadığını görüyoruz. O yüzden çok büyük görevler düşüyor ve en çok da siyasetçilere burada çok görev düşüyor. Onlar her gün televizyonlarda tartışıyorlar, konuşuyorlar, panellere katılıyorlar, bir sürü yere davet ediliyorlar. Ve halkın temsilcileri onlar. Halkın taleplerini dile getirmesi gereken insanlar, kişiler bunlar. O halde bunu en çok onların yaygınlaştırması gerekiyor. Bizim halkımızın temsilcilerine verdiğimiz en temel görevlerden biri toplumda, özellikle savaşın bu kadar derinleştiği, etkilerinin yıkımını yoğun yaşadığımız böylesi bir toplumda bu kavramı, bu barış kültürü kavramını topluma yaygınlaştırmak için muhalefetin çok çaba sarf etmesidir. Bizim böyle bir görev yüklememiz gerekiyor muhalefet partisine ve onlar da bunu sahiplenmeli, geliştirilmeli ve yaygınlaştırmalıdır. Güçlendirmelidir yani barış kavramını, içini doldurmalıdır yani. Barıştan çok söz etmek gerekiyor dediniz biraz önce, ama şunu da soralım. Son dönemde baskılar giderek yoğunlaştı, hak ihlalleri arttı. Cumartesi annelerine de yönelik aynı şekilde ve diğer hak savunucularına da. Siz bu mücadelede neler yaşıyorsunuz, onu soralım biraz. Ben şöyle söyleyeyim, kişisel olarak da belki bir şeyden söz etmem gerekiyor. Savaşın en yıkıcı ve en yakıcı etkilerinden yaşayan insanlardan biriyim. Ailem öyle bir aile. Biz savaşın en çok tırmandırıldığı 90'larda maalesef bu savaşın yarattığı en acı kayıplardan birini yaşadık. Ben abimi kaybettim ve abim bir gazeteciydi benim. O yüzden yani hani en temel yaşam hakkına yönelik aslında yani savaş, bir kere şöyle söyleyeyim, yani önce yaşam hakkını insanların elinden alıyor. Yani bu temel insanların en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden alıyor. Ve maalesef biz bunu çok acı yaşadık. Ama bu mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelemiz, mesela benim abim kaybedeli 26 yıl oldu. Yine cumartesi annelerinin mücadelesi de neredeyse 26 yıl buluyor. Abim 28 yıl oldu. Cumartesi annelerinin verdiği bu mücadelenin bu kadar uzun olmasının nedeni aslında bir çözüm geliştirilmemesi. Cezasızlık politikasının hala devam etmesidir. Hala yasaklarla ve engellemelerle karşılaşmamızdır. Ve hala yargılanmamız. Eğer bu cezası, eğer devlet olarak, zihniyet olarak geçmişle hesaplaşabilseydik, yüzleşebilseydi bu devlet, bunu barışı bir politika haline getirebilseydi, biz belki de bu kadar uzun soluklu bir mücadelenin aktörleri olmayacaktık. Ama maalesef çözülmeyen koca bir sorun var önümüzde. Ve bu sorun çözülmediği sürece, çünkü savaş sonuçta şeyi üretiyor. Yani savaş hak ihlallerini üretir. Savaş hak ihlallerini derinleştirir. Ama siz bu hak ihlallerini ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmadığınız zaman maalesef siz de bu mücadeleye devam ediyorsunuz. Biz 30 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bir 30 yıl daha da vereceğiz eğer bu sorun çözülmezse. O yüzden
yaşadığımız bu ağır hak ihlali bir savaşın sonucuydu. Adı konmamış ama adı savaş olan bir şeyin sonucuydu. Bunu çok acı yaşadık. O yüzden de bizim bu mücadelemiz de hala devam ediyor. Ta ki evet barış bu topraklara egemen olana kadar. Barışa giden yol sizce nereden geçiyor? Bunu biraz soralım ve taleplerinizi son olarak dinlemek isteriz sizden. Evet, şöyle bir şey var. Şimdi benim çocuklarım var. Benim iki tane çocuğum var. Biz çok travmatik ve acı bir süreç yaşadık. Ben bunu çocuğuma miras olarak bırakmak istemiyorum. Ben yaşadığım acıyı, yası, travmayı çocuğuma bırakmak istemiyorum. Ama savaşlar, her savaş bir nesli yok ediyor. Bir jenerasyonu yok ediyor. Sorun çözülmediği zaman o jenerasyon öyle bir kin öfkeyle büyüyor ki DNA kodları gibi bunu bir sonraki nesle aktarıyor. İşte biz bu sonraki nesle bunu aktarmamamız gerekiyor. Benim çocuğum benim yaşadığım acıyla büyümemeli. Bunu geride bırakmalı. Ama bunun için de barış olmalı, çözüm olmalı ki ben çocuğumu gelecek için hazırlayabileyim. Bu yüzden barışa giden yol barış için mücadele etmekten geçiyor. Barış için bütün kesimleri yanına alarak mücadele vermek, barışın önündeki tüm engelleri kaldırmak, o engellerle mücadele etmek, savaşı yaratan ortamı ortadan kaldırmak gerekiyor ama bunun için herkese büyük görevler düşüyor. Maalesef bugün savaşlar silah tüccarlarının, büyük devletlerin kendi çıkar çatışmalarının bir sonucu olarak yaşanıyor. Haklar arasında yaşanan bir savaş değil bu. O yüzden devletlere çok büyük roller düşüyor, siyasetçilere, toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor ve barışa giden yolda bundan geçiyor. O yüzden bizim talepimiz de özellikle bizim hak hukuk mücadelesi verdiğimiz cumartesi insanları olarak eğer barışa gitmek istiyorsak devletin, toplumun geçmişiyle yüzleşmesi gerektiği, cezasızlık politikalarına son vermesi gerektiğini, yani barışa giden yolda engelleyici tüm engellerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve son olarak tekrar söylüyorum, Galatasaray Meydanı'nın cumartesi annelerine yeniden açılması gerekiyor. Peki Sayın Tepe, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, yorumlarınızı paylaştığınız için bizimle. Ben teşekkür ediyorum. Cumartesi anneleri adına kayıp yakını Ayşe Tepe ile konuştuk. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışın önemini, barış mücadelesinin önemini ve savaş politikalarının getirdiği yıkımı devam edeceğiz bu konuyu konuşmaya. Konuğumuz HDP sözcüsü Ebru Günay. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Kürt sorununda demokratik çözüm yurdun en önemli meselelerinden biri. Biraz daha siyasi boyutuyla konuşalım. Buzdolabında konmuş ve bitmiş aslında bir sürecin ardından yeni bir savaş konsepti başladığına dair bir vurgusu olmuştu partinizin. Biraz bu süreci kısaca hatırlatmanızı isteyelim. Özellikle son dönemde bu politikalar nasıl bir yıkım getirdi? Hem toplumsal yaşam hem demokratik alanda hem de ekonomi bakımından, yaşamın her alanı bakımından sormak isteriz. Aslında nasıl yıkımları var? Ben öncelikle ekranları başında bizleri izleyen herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü buradan kutlamak istiyorum. Yani barış aslında dünyanın her yerinde yaşayan herkes için hava kadar, oksijen kadar, nefes kadar, güneş kadar ihtiyaç olunan bir şey ve biz aslında kendi coğrafyamızda bunu çok daha yakınen hissediyoruz, çok daha yakıcı bir şekilde hissediyoruz. Çünkü aslında çok uzun, yaklaşık 40 yıllık bir süreçtir Türkiye çatışmalı bir ortamda ve özellikle Kürt sorununun çözümsüzlükle yüzle bırakılması, çözülmemesinin yarattığı çok ciddi yıkımlar ve kıyımlar söz konusu bu toplumda. Tabii dünyanın her tarafında şeyler çok daha yakıcı hissediyor. Özellikle bugün
Afganistan'daki kadınların yaşadığı durum tam bir savaş politikasının, iktidarların savaş politikasının yaşadığı sonuçlar. Ama biz bunu birkaç yıl önce aslında IŞİD'in saldırılarıyla Şengal'de ve Rojava'daki kadınlar deneyimlemişti. Yani aslında daha özellikle biz kadınlar hani savaşın getirdiklerini çok daha yakinen biliyoruz ve toplumsal olarak da Kürt toplum, özellikle Türkiye halkları savaşın getirdiği yıkımı ve tahribatların farkında. Şimdi tabii egemenler için, devletler için, bu iktidarın kendisi için savaş rant işte kendi savaş politikalarını işte yolsuzluklarını yönetememe hallerini bir gizlemenin aracı. Ama bizler için ise işte ölüm, yıkım, gözaltı, taciz ve tecavüzü ifade ediyor ve bu topraklarda beraberinde büyük bir doğa yıkımını da getiriyor. Şimdi tabii bu nedenle aslında tam da bu nedenlerden kaynaklı daha güçlü bir mücadele hattına da ihtiyaç olunan bir yer. Şimdi tabii biz bir şeyimiz var. Hani bu çatışmalı süreç içerisinde Türkiye toplumu bir çok kısa süreli de olsa bir müzakere geçiş sürecini deneyimledi. Yani onların nasıl bir etki yarattığını, barışın gerçekten Kürdistan'da ve Türkiye'de ne kadar insanlarda bir huzur, umut yarattığını hepimiz deneyimledik. İşte 2013-2015 süreci tam da böyle bir süreçti. Aslında insanların, özellikle de Kürtlerin kendisini çok daha rahat ifade ettiği, Türkiye demokrasisinin çok daha ilerlediği, ölümlerin yaşanmadığı, gözyaşlarının dökülmediği, anne yani görece daha az kayıpların olduğu bir zamandı. Dolayısıyla aslında bizi ne kadar olumlu etkilediğini hepimiz deneyimleyerek yaşadık. Bu nedenle daha güçlü bir barış mücadelesi yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii iktidarın savaş, rant o denkleminden kaynaklı Kürt sorununda çözümsüzlükle ısrar etmesi sonucu olarak size söylediğiniz gibi aslında o süreç buzdolabına kaldırıldığını ifade edildi ama özellikle son birkaç yıldır tümden kaldırıldığının da bir çözüm iradesinin özellikle devlet tarafından bir çözüm iradesini gösterilmediğini hepimiz sanıklık ediyoruz. Devlet tarafından söylüyorum çünkü Sayın Hoca'nın bu konudaki çözüm iradesi ve çözüm tavrı her zaman kendisini korudu. Hatırlarsanız Leyla Güven'in başlattığı açlık grevleri sonrası yapılan görüşmede de aslında kendisine süre verirse bir haftada çözümü geliştireceğini ifade etmişti. Bu nedenle aslında barışın esas muhatabının kim olduğunu, bu konuda bu topraklarda barışı geliştirecek gücün ve aktörün kim olduğunu herkes, Türkiye toplumu biliyor. Sayın Hocalar bu konudaki en güçlü aktör. Ama öte tarafta özellikle tecrit politikalarını ısrar eden bir AKP-MHP gerçekliği var. Ve o tecrit politikalarının sonucu olarak da ortaya çıkan bir savaş ve Kırım politikası söz konusu. Şimdi bu savaş Kırım politikası hem kadınlar açısından ciddi sonuçlar ve tehlikeler yaratıyor, çocuklar açısından ciddi tehlikeler ve sonuçlarını yarattığı, bir bütünen toplum açısından sonuçlar yarattığı bir durum ortaya çıkıyor ki aslında özellikle hepimiz yakından izledik işte hani bir dönemin karanlık yüzlerinin itiraf ettiği işte paylaştıkları işte Peker itiraflarında aslında ortaya çıkan durum çözümsüzlüğün ve savaş bu ülkede yarattığı kirlilik, ölüm, yıkım ve şey politikalarını çok açık halle gösterdi. Aslında o hani o savaşmanın yarattığı şeyle çete devlet bürokrasi ilişkisini çok gözler önüne serdi. Dolayısıyla hani çözümsüzlüğün bizde yarattığı en büyük, Türkiye toplumunda yarattığı en büyük tahribatın bu olduğunu görmek mümkün. Şimdi tabii Kürt sorununun çözümü bu konuda en önemli çözüm alanlarından biri ve demin de söylediğim gibi Sayın Öcalan bu konudaki önemli aktörlerden biri. Bir taraftan iktidarın işte hatırlarsanız Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini de kimi göndermeleri olmuştu çözüm sürecine dair. Ama bir gerçeklik var. Bu göndermeleri yaparken hala Kürt halkına, Kürt'ün iradesine, Kürt'ün diline düşmanlık yapan, bunu tanımayan, her türlü zulmü reva gören bir iktidar gerçeği var. Bir Türkiye gerçeği var. Şimdi
Diyarbakır'da konuşma yaptığı gün Kürtçe mevlüt okuyan din insanları İstanbul'da tutuklandılar. Ya da Kürtler artık eski Kürtler değil. Yani ben söyledim oldu ya da ben söyleyince insanlar bana inandı gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani Kürt halkı geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak çok daha somut, güçlü adımlarla barışın ve çözümün geleceğinin farkındalar. Dolayısıyla bunlar hani bu açıdan önemli olacak. Yani somut bir taraftan düşmanlık, Kürt'e düşmanlık yaparken, bütün demokrasi güçlerine düşmanlık yaparken öte taraftan bir çözüm iradesini ortaya koymak mümkün olmaz. İktidarın bu konuda özellikle savaş rant ile girdiği savaş ve rant ilişkileri ülkenin ekonomik değerlerini kendi yandaşları etrafında pay etmesi aslında savaş ısrarının nedeni ve özellikle orman yangınları, yine ekolojik yıkımlar, bunların hepsi savaşın yarattığı sonuçlar. Dersim'de günlerdir ormanlar yanıyor. Bingöl'de günlerdir ormanlar yanıyor, Bitlis'te günlerdir ormanlar yanıyor. Bunların çoğu aslında o güvenlikçi politikaların sonucu olarak yanan ormanlar ve müdahale girişimleri bile söz konusu değil. Yani yine Cudi'deki yangınlar, HES girişimleri, hepsi aslında bu iktidarın o güvenlikçi savaş politikalarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani biz savaş dediğimizde sadece bir bir ölüm halini ortaya çıkarmıyor. Bir bütünen toplaştırmak, bir bütünen toplumsal bir yıkımı hedefleyen bir durum. Yani toplumlar açısından maalesef böyle sonuçları olan bir gerçeklik savaş. Şimdi bakıyoruz aslında bugün birçok yerde partimizin de içerisinde olduğu emek demokrasi güçleri alanlarda etkinlikler yapmaya çalıştı. İktidar ne yaptı? Bütün bu olabilecek her şeyde engellemeye çalıştı, girişimlerde bulundu ama hem emek demokrasi güçlerinin hem de bizlerin barış talebi ve ısrarı çok daha güçlü. Bu nedenle aslında biz hedef olarak bu yıl alanlara çıkarken de barış yaşatır sloganıyla çıktık. Yani barışın toplumun her kesimini yaşatacak, toplumun her kesimini nefes aldıracak bir etkisi var. Bakın bugün Türkiye'de günlük bir neredeyse ortalama 3 tane kadının katledildiği, bir kadın kırımının yaşandığı bir gerçeklik var. Bunu kesinlikle savaş politikalarından ayrı değerlendirmemek gerekiyor ki nitekim aslında Batman'daki yine bölgedeki kimi, Gürcistan'daki kimi olaylarda erkek faillerin kolluk gücü olması ve bunların korunması, kollanması aslında çok o savaş politikaları çok da ne kadar çok çıplak gözler önüne serdi. Bunun öte taraftan her taraftaki o öldürülme hali, desteklenmesi şeyi ifade ediyor. Yani o savaş politikalarıyla çok doğru orantılı hepimize, biz kadınlara, en azından biz kadınlar açısından çok can yakıcı bir şekilde hissettirdi. Hı hı. Şimdi böyle olunca mücadele hattını kurmak, geliştirmek, barışı inşa etmek bizler açısından çok daha elzem, çok daha can alıcı. Peki Sayın Günay, çok geniş bir tablo çizdiniz bu konuda. İfadelerinizden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki mitingiyle ilgiliydi. HDP'yi partinize hedef alarak aslında çözüm sürecini biz bitirmedik demişti ve son günlerde İrfan Aktan'ın da bir yazısı oldu. Erdoğan'ın yeni bir çözüm süreci yoklaması yaptığı ancak bu konunun kapatıldığı, sonuçlanmadığına dair. Bu gündemle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Nedir buna dair değerlendirmeniz? Ya iktidar partimize hedef göstererek çözüm sürecini bizi suçlayarak yapıyor ama gerçekten çözümde ve barışta ısrarlı olsalar da ellerini tutan yok. Sonuçta iktidarlar ve demin de söyledim, bu konudaki muhatap, çözümün açık muhatabı, gücü ortada ve İmralı Adası'nda gidip kendisiyle temas kurmak kadar kolay bir şey yok bu iktidar açısından. Ama yapmıyor. Tecriti ısrar ediyor. Savaş politikalarını ısrar ediyor. Yani bir mutlak tecritle, hani o barış ve çözüm arayışlarına mutlak tecritle cevap veren bir iktidar var. Dolayısıyla aslında sadece olayı çarpıtmak ve her koşulda
her durumda partimizi hedef göstermenin bir sonucu ama Kürt toplumu da, Türkiye toplumları da, Türkiye halkları da herkes realitenin farkında. Yani gerçeğin ne olduğunu, çözüm masasını kimin devirdiğini herkes biliyor. Bu iktidarın kendisi devirdi. Çünkü savaştan yana tercih ettiler. Çünkü savaşın yarattığı rantı tercih ettiler. Savaşın yarattığı yıkımı tercih ettiler. Çünkü kendilerini gizlemenin başka bir yolu yoktu. Bakın, ekonomik kriz nedeniyle evime ekmek götüremiyorum diyen bir kadına verdiği cevap, merminin fiyatı kaçtadır diyen bir iktidar var. Yani bir cumhurbaşkanı var. Şimdi ülkedeki insanların içerisinde olduğu yoksulluk, işsizlik sorunu savaşla, mermiyle izah eden bir cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konudaki savaşçı ısrardı, savaşçı politikalardaki ısrar kendisinin ve partisinin ısrarıdır. Çünkü savaş onlar için bir rant ve talan alanı, ülkeyi yakıp yıkma alanına ifade ediyor. Şimdi hal böyle olunca bulunduğu yani tekrardan kendini belki böyle söyleyerek Kürtler nezdinde kendisini rızalık vereceğini düşünüyor olabilir ama Kürtler gerçeğin ve hakikatin farkında. Kürtler rızalık vermiyor bu konuda. Pratikler çünkü ortada. Yani hani her gün Kürtlerin katledildiği, her gün Kürt'ün iradesinin katledildiği, İşte kayın politikalarıyla seçme seçilme hakkının gasp edildiği, yine ana dil üzerindeki yasaklamalarla Kürtlerin kimliğinin kabul edilmediği bir Türkiye gerçeği var, bir iktidar gerçeği var. Dolayısıyla söylemler kesinlikle inandırıcı olmaz. Kürtler dostları ve demokrasi güçleri somut pratiklere bakarlar. Yani kişinin ne derler, aynası yaptıklarıdır, pratikleridir. Şimdi ortada bir pratik, ortada bir pratik yok. Bugün bile birçok kente 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri engellenmeye çalışıldı. Baskıyla, zorla, hani insanlar tekrardan sokaklara elbet çıktılar. Hani bu sesi yükselttiler. Hı hı. Ama engelleyebildikleri her türlü zorluğu çıkartmaya çalıştılar. Dolayısıyla demokrasiden yana, barıştan yana, özgürlükten yana bir tutumun söz konusu olmadığı çok açık ortada. Bu iktidar küçük ortağıyla birlikte kendi tavrını, tutumunu tercihten, savaştan ve katliamlardan yana, kıyımlardan yana koydu. Yani bunu görmek ve buradan değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz muhalefet partilerini soralım. CHP ana muhalefet partisi başta olmak üzere sizce Kürt sorununun çözümünde üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar mı? Şimdi biraz erken seçim atmosferi gibi bir hava olduğu için Kürt kentlerine, özellikle Diyarbakır'a çok sayıda ziyaret de yapılıyor diğer partiler tarafından. Bunu bir olumlu işaret olarak görüyor musunuz? Yoksa sadece bu çalışmalar kapsamında bir şey olarak mı kalır sizce? Hem bunu soralım, bir yandan da HDP içinde barışın öneminin tüm toplum tarafından sahiplenilmesi için daha fazla ne yapmak gerekiyor? Ya şunu söyleyeyim, Türkiye'de siyaset yapılmak isteniyorsa, kalıcı siyaset, toplumsal barış ve en önemlisi demokrasiden yana tavır almak gerekiyorsa Kürt sorunun çözümüne dair sözler söylenmeli, bu konuda tavırlar açıklanmalı ve bunun için adımlar ortaya atılmalı. Dolayısıyla her partinin, Türkiye'de siyaset yapmak isteyen her partinin Kürt sorununun çözümüne dair bir yol haritası olmazsa olmaz. Yani geçmişten bugüne birçok parti geldi geçti. Hepsinin temel kaybetme alanları ve yine nasıl diyeyim, kalıcılaşamama, bu ülkede huzuru, refahı getirememe, yoksulluğu daha da derinleştirmenin temel sebebi Kürt sorunundaki çözümsüzlükte ısrarlarıydı ve bu konudaki Kürt'ün varlığını tanımaması, Kürt'ün iradesini tanımamasıydı. Elbette ki Diyarbakır'a geliş gidişler önemli. Kürt halkının taleplerinin yakından görülmesi açısından önemli. Ama tabii bunların, dediğim gibi, bu temasların da bir şekilde Kürt sorununun çözümüne dair bir tavra ve bir iradeye dönüşmesi esastır. Yani Kürt sorununun çözümüne dair
Kürtlerin artık, yani hepimiz bölgedeyiz bugün, işte hani ben Mardin'deydim bugün, yine onun dışında yaz boyu HDP'liyiz her yerdeyiz kampanyasıyla birçok yerde çalışmalar yürüttük. Hani insan toplumla bir araya geldik, halkımızla bir araya geldik. Herkes aslında Kürt sorunun çözümü konusunda bütün siyasi yapılardan beklenti şu: bir taraf ve çözüm iradesinin ortaya konulmasını istiyorlar. Bu konudaki herkes çok açık ifade ediyor. Asıl açık tavır ve çözüm iradesine sahip olan parti HDP. Ama HDP HDP bu konudaki tavra sahip, ama diğer siyasi partilerin de bu konuda bir tavra ve çözüm iradesini beyan etmeye ihtiyaçları var. Çünkü ülkede kangrenleşmiş bir yaradan, ekonomik krizin kaynağından, kadın katliamlarının temel kaynak alanlarından bahsediyoruz ve daha önemlisi demokrasinin gelişmesi açısından Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların ve demokrasi sorununun çözülmesinde olmazsa olmaz çözüm Kürt sorunundaki demokratik çözümü geliştirmektir. Şimdi bunu geliştiremeyen, savaştan yana tavır koyan, buna dair sözü ve çözüm önerisi olmamak demek aslında savaştan yana tavır koymak demektir. Aslında çözümsüzlükten yana tavır koymak demektir. Aslında tecritten yana tavır koymak demektir. Şimdi Kürt halkı her yerde savaşa karşı barışı, tecrite karşı özgürlüğü savunuyoruz felsefesiyle sesini duyurmaya çalışıyor. Şimdi bunu görmezden geldiğinizde aslında Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm bulma niyetinin olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla aslında bütün siyasi partiler açısından bir sorumluluk ve görev, yani toplumun herkesten bir önüne koyduğu bir sorumluluk ve görev var. Şimdi tabii bizler HDP çok aktif bir yaz dönemi geçirdi ve yani toplumla daha güçlü bir şekilde bir aradaydı. HDP'liyiz her yerdeyiz diyerek kadınlarla, gençlerle çok güçlü buluşmalar gerçekleştirdik. Mesela kanaat önderleriyle ve oradan çıkan sonuçlarla aslında mücadele hattımızı güçlendirme, barış ve çözüm yanlısı politikalarımızı güçlendirme yönünde bir aktif sürecimiz olacaktır. Yani sonuçta şunun da farkındayız. Barış bugünden yarına gelişmez, toplumsal barışı tesis etmek gerçekten zaman isteyen bir şey ve bu konuda biz hiç çekinmeden, bu konuda yılmadan emek vermeye ve bunun mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Yani iktidarın özellikle ırkçılık politikalarını, yabancı düşmanlığını geliştirdiği, yine Kürt'e yönelik her türlü saldırıyı yaptığı, kadınlara yönelik her türlü saldırıyı yaptığı bir ortamda bir barış cephesi oluşturmak, bir barış cephesi mücadelesi yürütmek demokrasi güçleriyle bizler için önemli, bizler için anlamlı. HDP'nin biraz felsefesi ve fikriyatı da bunu ifade eder. Yani bileşenleriyle, bireyleriyle HDP aslında toplumsal barışı ve bir demokratik ulus felsefesini temsil eder. Bu bir ortak birlikteliği ifade eder ki bunun inşasını yapmak, bunun tüm baskı ve zora rağmen bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konudaki mücadele hattımız bizim açımızdan daha da büyüyerek, güçlenerek yol almayı ifade ediyor. Bunu yükseltmeye devam edeceğiz. Hı hı. Son olarak soralım, siz de bir vurgu yaptınız yabancı düşmanlığına dair. İfadelerinizin en başında da aslında Rojava'ya, Suriye'ye, Afganistan'a da işaret ettiniz savaş politikalarının getirdiği yıkım bakımından. Biz de sormak istiyorduk aslında bunun en önemli sonuçlarından biri de tabii yurtlarında yaşayanların ülkelerini terk etmek zorunda kalması ve son dönemde yükselen bir ırkçılık olduğunu siz de vurguladınız. Meclisten ardı ardına geçen tezkereleri de tabii hatırlatalım. Muhalefetten de gelen ırkçı söylemleri de hatırlatalım. Tüm bunları düşündüğümüzde iktidarın ve muhalefetin politikalarını düşündüğümüzde mülteciler kapsamında barışın önemini, politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmak gerekiyor? Ya sizler de söylediniz.
Yani Türkiye'de bir tezkereler gerçeği var. İktidarın özellikle içeride ve dışarıda yürüttüğü dış politikalarında savaş tezkereleri üzerinden yürütüyor. İşte Suriye yönelik savaş tezkeresi, Libya yönelik savaş tezkeresi yine. Yani birçok bütün dış politikasını savaş üzerine kurmuş bir iktidar var. Yani şimdi savaş üzerine kurduğu andan itibaren o bir mültecilerin insanları yurtlarından eden, insanları kentlerinden eden bir iktidar gerçeği ortaya çıkıyor. Bakın ben Mardin'le ilgiliyim. Hatırlarsanız 9 Ekim'de Türkiye'den savaş uçakları Rojava tarafında bombaladılar ve Afrin bunlardan öncekisi süreçlerde Afrin bunlardan biriydi. Sonrasında Gresipi bunlardan Türkiye'nin bombaladığı yerlerden biriydi. Ve şunu çok net söylüyorum, hani sınırda yaşayan insanların da ifade ettiği şeylerdi. Bugüne kadar diğer taraftan bize doğru gelmiş tek bir savaş ve ya yani bir silah, bir mermi yokken Türkiye gidip oraları yani bir güvenlik gerekçesiyle bombaladı ve insanları yerlerinden, yurtlarından etti. Yani bunu düşündüğümüzde yani içeride yabancı düşmanlığını kışkırtarak, ırkçılığı kışkırtarak bir taraftan toplumsal içeride bir kaos ve bir savaş ortamı yaratırken öbür taraftan da aslında bu insanların topraklarının terk etmesine yol açan savaş politikalarını yürüten, savaş politikalarını besleyen bir iktidar gerçeği. Öncelikle bu savaş politikalarından vazgeçerek, içeride ve dışarıda savaş politikalarından vazgeçtiği andan itibaren aslında bir insanlar mültecileşmekten, kendi topraklarını, ana vatanlarını terk etmeye ihtiyaç duyacaklar. Çünkü güvenli ortamlarda yaşayacaklar. Ama bunu yapmayıp savaşı kışkırtıp içeride yabancı düşmanlığını kışkırtmak ise daha başka bir tehlike ifade ediyor. Daha başka bir toplumsal barışı tehdit eden, ülkenin iç barışını tehdit eden bir durum ortaya çıkartıyor ki bu bizler kesinlikle kabul edemez. Hepimiz günlerce Ankara'daki, Altındağ'daki yaşanan olayları izledik. Yani yine özellikle Antalya'da orman yangınları sonrası yaşanan ırkçı saldırılar bu politikaların sonucuydu. Yani bunların hiçbiri iktidardan bağımsız, iktidardan azade politikalar değil, tamamen kışkırttığı, teşvik ettiği politikalardı. Bunlar da işte savaş politikalarının değişmesiyle daha barış, bu ülkede demokrasi hattının örülmeye başlanmasıyla mümkün olacaktır. Peki Sayın Günay, yoğun gündeminiz içinde vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir çağrınız varsa onu da dinlemek isteriz. Ya ben buradan bir kez daha 1 Eylül vesilesiyle tüm demokrasi güçlerine, bu ülkedeki Türkiye'nin tüm halklarına, tüm demokrasi değerlerine, bunun öncülüğünü yapan hani bireylere, gruplara, yapılara buradan tekrardan barış hattının yükseltilmesi için, toplumsal barışın güçlenmesi için hep birlikte mücadele etme çağrısı yapıyorum. Çünkü barış ancak ortak mücadeleyle büyür, ortak mücadeleyle gelişir. Toplumsal barış ancak böyle gerçekleşir. Buradan bunu bir kez daha ifade etmiş olayım sizler aracılığıyla. Peki, tekrar çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için Sayın Günay. İyi yayınlar. Sağ olun. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışın önemini, barış mücadelesinde yaşananları ve özellikle de Kürt sorununda demokratik çözümü konuştuk. Ayşe Tepe kayıp yakını Cumartesihaneleri adına Ayşe Tepe konuğumuz oldu. Ardından HDP sözcüsü Ebru Günay konuğumuzdu. Şimdilik iyi akşamlar dileyelim.